Bizde açık açık söylenmiyor birçok konu. Onlardan birisi de neydi? EYT konusu. EYT'liler şu an var mı? Bizi izliyorlar mı? Varsa chatte yazın siz de. Daha geçtiğimiz hafta, ya çok değil ya. Geçen hafta burada yaptığımız yayında bas bas bağırdık. Dedik ki ya halka gerçekleri söyleyin. EYT konusu öyle kolay çözülecek bir konu değil. Devlete, bütçeye ciddi bir yükü olabilir. Yani seçimi kazanacağım diye insanlara umut da vermeyin. Ayrıca iş dünyası da, yani özel sektör diyeyim daha doğrusu, onlar da bu Kıdem tazminatı, kıdem evet. tazminatını ödeyemeyebilir. Az bir zaman kaldı seçime ve milyonlarca insan bu haberi bekliyor ve şu anda olumsuz gelişmeler var. Daha bir hafta oldu bunu söyleyelim. Bir hafta sonra bakın sıkıntı başladı. Hem de devletin içinde de iddialara göre, kulis haberlerine göre sorun var. Kim arasında? İki bakan arasında. İşte Bakan Nebati adeta sanki bizim yayınımızı dinledi Sayın Nebati ama diyor ki EYT'nin bütçeye ek maliyeti olabileceğinden bahsediyor. Buna kulis haberleri diye söylüyorum yani. Ve devlete büyük bir sıkıntı çıkartacağı için yaş sınırı getir diyor bakana. Bakan Bilgin'e. Bakan Bilgin de bu duruma itiraz ediyor. Zaten yaş sınırı değil mi abi bu konu EYT konusu Yaşa diyerek. takılanlar Tabii elektrikte, bakana da aynen. şu an Bakan Bilgin'in de üzerine çok büyük bir yük var ve baskı var. Milyonlarca insan bekliyor işte müjdeli haberi diyelim yani EYT'liler. Ama Bakan Nebati'nin çıkışı sonrasında Bakan Bilgin de köşeye sıkıştı gibi ve bir türlü açıklayamıyorlar olayı. Ve yine ocağa atıldı bu iş büyük ihtimalle. İşte Aralık gitti. Abi nedir bunun yaşı, günü ne olacak? Abi şöyle, zaman zaman sana da konuk oluyor Yaşar Okuyan, eski Evet. Çalışma Çok Bakanı. evet. Bayağı oldu aslında Evet, alamıyorum. Yaşar Bey'in 99 yılında çıkarttığı bir kanunla emeklilikte yaş haddi getirildi. Yani yaş arttırıldı. 60 yaşa çıkartıldı. Ondan önce yaş diye bir sınır yoktu. 25 yılını dolduran ve 5000 iş gününü tamamlayan, erkeklerde 25, kadınlarda 20 yılını dolduran 5000 iş gününü tamamlayan herkes emekli olabiliyordu. Kaldı ki zaten hemen hemen birçoğumuzun anne babası 50 yaşından önce emekli oldu. Yani 40'lı yaşlarda emekli oldu. Hatta ve hatta Turgut Özal'ın başbakanlık yaptığı dönemde bir ara süper emeklilik diye bir şey çıkarttılar. 37-38 yaşında emekli olan insanlar oldu. O insanlar şu anda 75-76 yaşında. Yani yaklaşık 40 yıldır emekli maaşı alan insanlar var. Şu bir gerçektir ki bugün Türkiye'deki SGK kurumu batmanın eşiğindedir. Kesinlikle hiçbir şekilde kendisini döndüremiyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyorlar ya SGK'yı batırdın diye. Şu anda 20 yıllık AK Parti iktidarının sonucunda SGK kurumu battı da devamlı dışarıdan destek teknik olarak battı. Kesinlikle ödenen primler şu anda mevcut emeklilerin zaten şeyini karşılayamıyor. Ya böyle bir şey yok. Sen 25 yıl prim ödeyeceksin ya da 20 yıl. Ondan sonra 50 yıl maaş alacaksın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ama adalet, hak, hukuk açısından baktığımızda bu insanlar yani 99, 8 Eylül 99 tarihinden önce sözleşme imzalayarak yani ben bugün Güzel. mesela Eylül 1999. 8 Eylül Tamam. 1999. Evet. Evet. Ondan öncesi. Ondan önce sigorta başlangıcı olanlar. Olanlar Orada da evet. bir sürü böyle teknik ayrıntı var. Mesela devlet memurları. Şimdi 30 Ağustos tarihinde memuriyete başlayan kişinin sigortası yani girişi 15 Eylül gözüküyor. Bu ne olacak? 30 Ağustos'ta başladı ama giriş 15 Eylül, çünkü ilk maaş aldığı tarih 15 Eylül olarak gözüküyor. Böyle enteresan bir kendi içinde farklı sıkıntıları, problemleri de var. Ama sonuç olarak baktığımızda bugüne kadar yani son bir haftaya kadar Bakan Bilgin açıklama yaptı. Dedi ki işte biz EYT'yi çıkartacağız ve beklenen doğrultuda olacağına dair işte 25 yıl, 20-25 yıl ve 5000 iş günü olacağını da söyledi. Hatta ben demiştim ya bu işin içinde bir bit yeniği olabilir. Bunlar olacak ama ekstra yaş getirebilirler demiştim hatırlarsanız. Evet Şu anda da söylemiştin. kulislerde bu konuşuluyor. İşin enteresan tarafı şu, yani bakandan böyle bir açıklama gelmedi. Yani bu toplantı Cumhurbaşkanı, Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanı arasında yapıldı. Herhangi bir açıklama gelmediği halde biz bugün neden yaş sınırını konuşuyoruz? Çünkü iktidara yakın olan medya bunu gündeme taşıdı.
kendiliğinden, yani onlar toplantının içinde miydi? Bunlara bu haberi kim verdi? Bir şekilde bunu medyaya taşıdılar. Şimdi 48-50 yaş konuşuluyor. Ben şöyle tahmin ediyorum. Benim tahminim o. Yani Bakan Nebati dedi ki, efendim dedi, bu dedi bu şekilde biz baş edemeyiz. 1,5 milyon EYT'li var. Bunların sayısı zaten Ocak ayında 2 milyona çıkacak. O da ayrı bir soru işareti. Yani zaten Ocak ayında bir sürü emekli olacak olan insan var. Yani devamlı birileri emekli oluyor. Biz bunlarla baş edemeyiz. Yaş sınırı getirelim. Bakan Bilgin de dedi ki, efendim biz zaten bu konuda konuşmaları yaptık. İnsanlar bekliyor. İnsanlar önümüzde bekliyor. Seçim var. İsterseniz bakalım, bir koyalım, bir algı yapalım. Bakalım ne olacak? Gelen tepkilere göre hareket edelim. Çünkü o biliyor gelecek olan tepkiyi. İnsanlarda da şu anda tepki var. Abi, Twitter dolup taşıyor. Twitter'da miting yapıyorlar. Binlerce insan katılıyor. EYT'liler miting yapıyor. Binlerce insan katılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı da bu tepkileri gördükten sonra yaş sınırını kaldırabilir. Çünkü önümüzde kazanılması gereken bir seçim var. Şimdi diğer taraftan EYT'li olmayanlara gelelim. Şimdi adam EYT'li değil. Onlar da yani 1,5-2 milyon EYT'li var. Bir de milyonlarca EYT'li olmayan var. Onlar da kızıyorlar. Tamam, mesela şu andaki gençler. Yani eğer Bakan Nebati'nin dediği gibi bütçede sorun varsa bu kaç dedin? 1-2 milyon EYT'li diyorsun ya. 1-2 milyon EYT'linin parasını kim verecek? Devlet verecek. O kim? Şimdi devlet şu ama bak vergileri yani topluyor. Bütçe, Bakan Nebati diyor bütçeye ağırlık olacak diyor. Normalde bu işin SGK'nın primlerle dönmesi lazım. Vergilerle değil. Bir de işin şu tarafı var. Arkadaş zaten 10 yıldır, 12 yıldır 10 milyon mülteciye kim bakıyor? O da ayrı bir 10 milyon mülteci bu ülkede yıllardır bedavaya sağlık hizmeti almıyor mu? Nerede alıyor? Türkiye'de alıyor. Öbür tarafta 1,5 milyon bu memleketin EYT'lisi var. Yani bir mülteci politikası olmasaydı eğer 10 tane EYT sorunu çözülürdü diyorsun. Bence çözülürdü. Doğru. Bir de şu da var bakın. Bu çok dile getirilen bir şey değil. Burada da söyleyeyim. Bilmeyen varsa kendi E-Devleti'nden de baksın. Çalışma Hayatım diye bir bölüm var E-Devlet'in içinde. Bana yazanlar oldu ve ben de kendim baktım, gördüm. Benim normalde emeklilik yaşım 56 olarak görünüyorken şu anda 58'e çıkmış durumda. Allah şu anda pek çok kişinin emeklilik yaşını arttı. Abi çok önemli bir haber bu. Evet. Yani bakın arkadaşlar, yorum kısmına da sonradan yazın. Ne demek ya, 2 yaş, 2 yıl arttırılıyor. Ya zaten şöyle, ben yıllar niye önce olmuş, niye abi? O çalışma hayatına girdiğimde ben 54 yaşında emekli olacağım diye görüyordum. Sonra onu 55 yaptılar, sonra 56 yaptılar. Uzun bir süre o 56 olarak gitti. Ben zaten 99 öncesi girişliyim. Neyse, ya EYT çıkarsa ben de ondan faydalanacağım ama çıkmazsa o 56, şimdi bende 58 olmuş. Ve bana bu şekilde yazan pek çok kişi var. Benim kanalımda da. Cem Özoğak YouTube kanalı, abone olursanız sevinirim. Benim kanalımda da mesela bununla ilgili konuşmalar yapıyoruz ve alta mesela yorum olarak yazıyorlar. Cem Bey diyor mesela, benim diyor şey gözüküyor. 53 gözüküyordu, 56'ya çıkmış. Bir diğeri diyor 55 gözüküyordu, 57'ye çıkmış. Oo, herkesin yükselmiş. Haydi. Onunla ilgili bazı açıklamalar var ama beni açıkçası tatmin etmedi. Şey diyorlar işte, EYT ile ilgili düzenlemeler yapıldığı için şu anda sistem çok karma karışık durumda. Arkadaş karma karışıksa o zaman niye bu aşağı inmiyor da yukarı çıkıyor? Karışık olan da aşağı da iner. Hep yukarı. Hiç yani bir avantajı yok. Ben 53 göreyim o zaman madem karma karışık. Bugün 58'i göreyim. Yarın 53'ü göreyim. Bugün 58'i göreyim. Yarın 59. Bir de bu kayıtların silinmesi olayı ne abi? Kayıtlar silindi falan, böyle bir haberler gördüm ben bugün. Tam bakamadım ama bazılarının kayıtları silindi. Kayıt yok. Var çakalı. Evet. Ha şöyle, 99 öncesinde manuel kayıtlar tutulduğu için adam mesela şimdi primleri yapmış. İspatlayamayacak mı adam şimdi yani? Şimdi dosyadan falan bakacak. Allah yani Allah orada Allah. Mesela 92'de sigortası başlayanlar var. 92 ile 93 arasında bilmem ne fabrikasında çalışmış. Bu fabrikanın bağlı bulunduğu SGK müdürlüğü bilmem nerede. Gidecek oradan dosyayı çıkarttıracak. Manuel kayıt. Bütün kayıtlar çünkü dijital ortamda değilmiş. Benim bildiğim o. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.